Teşekkür ediyoruz öncelikle Sayın Valimizin katılımlarıyla. Bu sene üçüncüsünü yaptığımız Kocafest'teyiz. Bizim buradaki temel hedefimiz gençlerimizi teknolojiyle buluşturmak ve bu teknoloji buluşmasıyla birlikte teknoloji üreten bir genç kuşak. Tabii ki sadece burada bir festival havasında bu işi yapmakla kalmıyoruz. Koca Sinan'ın gençlik merkezimizde, Koca Sinan İnovasyon Merkezi'nde yıl içerisinde yaygın bir şekilde de atölye çalışmalarıyla bu hizmetlere de, bu faaliyetlere destek veriyoruz. Vermiş olduğumuz hizmetler içerisinde çocuklarımız geldikleri zaman robotik, kodlama, Arduino, yazılım gibi birçok alanda farklı eğitimleri burada aldıktan sonra insansız hava araçları yapabiliyorlar, dronları yapabiliyorlar, yazılımlarını geliştirebiliyorlar. Gerek ortaokul, gerek lise, gerek üniversite çağındaki gençlerimiz her biri kendi yaş grubuna göre farklı etkinlikleri yapabiliyor, farklı uygulamaları hayata geçirebiliyor. Ama buradaki temel hedef ilk başta yazılımla buluşmak, temel seviyede robotik kodlama tanır hale gelebilmek ama bundan sonrasında da çocukların ilgisine göre, merakına göre farklı alanlarda da gelişme imkanı sağlayabiliyoruz. Üniversite çağındaki çocukların özellikle mühendislik alanındaki eğitim gören gençlerimiz bizim atölyelerimizde değişik uygulamalara imza atabiliyorlar. Burada yapmış oldukları hava araçlarını özellikle model uçakları geliştirebiliyorlar. Dronlar için yazılım geliştirebiliyorlar. Bu noktada da sadece bir belediye çalışmasından çok daha öte eğitimin içerisinde yer almaktan mutluyuz, keyifliyiz. Bizim hedefimiz inşallah hem festivali hem de geri plandaki bu teknolojik altyapılı uygulamaları daha da yaygın bir vaziyete geçirebilmek. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği. Periferdeki mahallemizdeki herhangi bir okulla merkezdeki bir okulun bizim açımızdan hiçbir farkı yok. Aynı şekilde bu uygulamaların hepsini bütün okullarımıza götürebiliyoruz. Böyle olduğu zaman herhangi bir mahalledeki çocuğumuz şunu diyemez. Ya benim için teknolojiye ulaşmak çok zordu diyemez. Çünkü biz o teknolojiyi onun ayağına götürüp eğer ki merakı varsa, eğer ki ilgisi varsa o imkanı ona da sağlıyoruz. Ve daha sonrasında o merak belli bir seviyeye geliyorsa onun da elinden tutup bu noktada daha başarılı hale gelmesi için de her türlü desteği sağlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında daha güzel işlere Sayın Valimle birlikte bütün paydaşlarımızla, milli eğitimimizle, diğer paydaşlarımızla birlikte güzel işleri yapmak nasip olsun diyorum.